Gel 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 gel. Böcek sesleri, kuş sesleri. Yine bir ormana daldık. Ama burası benim için özellikle çok özel bir yer. Tekrar sesimin kısıklığını belirtmek istiyorum size. Kardeşlerimi çok sevdiğim Altınoluk'ta bulunan Şahin Şelalesi'ne getirdim. Karşılaştığım birçok insana buradan bahsetmiştim bundan önce. Ama buraya daha önce Altınoluk'a gelen insanlar biliyor. Yani genel olarak bir reklamı yapılan bir yer değil. Tahmin ettiğimden daha kalabalık. Bu bir net yani. Kesin. Tam da şuraya. Evet arkadaşlar, şu an vuruldum omuzumdan. Yani şuraya da Ebru Yasin yazmışlar. Bir nefeslik aşklar için güzelim yere zarar vermişler. Şunu sileyim de. Tişörtüme sıçradı şimdi de. Olduğu kadar. Bu bölgede bulunan, Kaz Dağları'nda bulunan birçok şelaleden sadece birisi burası. Bunu da belirtmek isterim. Burası Kaz Dağları. Yolun başında çok bilinmediğini söylemiştim ya. Artık biliniyormuş arkadaşlar. Düzeltiyorum. Eğer şelalenin ilk toplandığı yere direnip kendinizi bir üst seviyeye atarsanız arkadaşlar, şu an orada kimse göremiyorum zaten. Orada havuz var. Direkt havuz yani. Bir vaha gibi düşünebilirsiniz. Yani camı kırık olduğu için sokamayacağım sıra. Üşüyor musun? Soğuk musun? Evet abi, sakın. Hayır. Sakın. Tutup. Güneş Şelale'yi terk ettikten sonra burada durmanın çok bir esprisi yok. Çünkü 3-4 katı daha soğuk oluyor su. Şimdi atlaya atlaya geri gideceğiz. Oo, dayıdaki keyfe bak. Goralı yaptık kendimize. Ellerine sağlık abicim. Afiyet. Beğendin mi? Şşt, ne yapın? Burası Sütüven Şelalesi. Hasanboğuldu Şelalesi'nin 400 metre aşağısında bir yer. Araçlarla buraya kadar gelebiliyorsunuz. Araç başına değil, kişi başına 8 lira ücreti olan bir yer. Biz tabii ki hazırlıklıyız. Bu sefer tütümüzü, çaydanlığımızı da aldık yanımıza.
Kaz Dağları'nın bize sunmuş olduğu başka bir güzellik olan Hasanboğuldu Şelalesi'ndeyiz. Yani az önce bayağı eğlendik çocuklarla. Onlar biraz naz yaptı girerken ama tadını çıkardık bu kesin. Hatta biz sudayken suda kimse olmadığını gördüm yani. Şu an insanlar doluşmaya başladı gerçi. Soluklanıyorum çünkü vücudum uyuşmuş durumda. Yani etrafta suya girmek tehlikeli ve yasaktır diyor ama buraya daha önce birkaç defa daha gelmiştim. İnsanlar bu şekilde serinleyebiliyor burada. Şimdilik bu kadar. Gençler nasıl hissediyorsunuz? Süper. Keyfimizden de ödün vermiyoruz yani. Bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz ablacığım? Biz yapıyoruz. Ez bir şey giremeyeyim orada. Koklayabilir miyim? Kokla kokla. Ez şöyle kokla. Harika. Kokla ulan bir balı alalım. Balı da siz yapıyorsunuz. Biz yapmamız Allah yapıyor. Ne zamandır buradasınız teyzeciğim? Açılalım. Daha oluyor. Bir hafta kadar buradayız. Kalabalığı nasıl buluyorsunuz şu an buradaki? Kalabalık geçen seneki gibi değil. Geçen sene dünya uyladı. Gelen müşteriler sizi memnun ediyor mu? Yeteri kadar kazanabiliyor musunuz? Nerede kazanacağım? 4 tane 5 tane alıyorlar. Nerede kazanacağım? Kalkısın bana zaten gel. Televizyon değil ablacığım. Ya. Televizyon değil. YouTube. Allah bol kazanç versin. Teşekkür ederim. Virüs muhabbeti gördünüz, yakınıyordu ablamız. Her şeyi kendi yapıyormuş. Balından kekiğine kadar. Gayet de tatlı bir şivesi vardı. Çok da yazıldı bir şeyler alayım diye ama cüzdanım üstümde değil. Sadece iki kelam etmek istedim onunla. Hasanboğuldu'nun hikayesine gelecek olursak Hasan'la Emine'nin acı biten bir aşk hikayesi aslında. Birbirlerini seviyorlar fakat yaşam statüleri, farklı obalarda oluşları bu aşkı imkansız kılıyor. Fakat yine de Hasan gidiyor Emine'yi istemeye. Ailesi de kızın diyor tamam olur fakat diyor şu çuvalı, tuz çuvalını buradan buraya taşıyacaksın. Adet diyor bunu gerektirir, bunu yapman gerekiyor. Ve yanında Emine de geliyor. İlk başlarda zorlanmasa da havanın sıcağı tuzun sırtını daha fazla yakmasını, daha ağır ve acı bir şekilde yolculuk yapmasını sağlıyor Hasan'ın. Ve en sonunda dayanamayıp yığılıyor. Tabii ki Emine adetlere, örfe, bağlılığından ötürü, doğru olanın bu olacağından ötürü herhangi bir yardımda bulunamıyor Hasan'a. Ve yığıldıktan sonra çuvalı o sırtlıyor. Hasan sen ilerle, ben arkandan geleceğim dese de bir daha Hasan'dan haber alamıyor. Ve daha sonra suyun akıntısında Hasan'ın gömleğini buluyor. Yani ölmüş olduğunu anlıyor. Bundan sonraki süreçte artık hayaleti mi, vicdanı mı, psikoloji mi dersiniz. Hasan rahat bırakmıyor Emine'yi. Ve rüyalarında olsun, hayal olarak olsun Emine sürekli Hasan'la uğraşmak zorunda kalıyor. İster istemez. Kalbi kırık ve yaralı. Ve Hasan'ın gömleğiyle bir süre sonra kendini o da asıyor. Ve bu şekilde biten bir aşk hikayesi olarak kalıyor. Buranın adı Hasanboğuldu Şelalesi. Mutlu biten bir aşk hikayesinin bu dünyada imkansız olduğuna bir kez daha inan. Ne felsefe yaptım be. Bir garip seyyah aforizmalar. Biz çok eğlendik kardeşlerimle beraber. Saatlerce yukarıda gördüğümüz sudan da çıkmadık yani. Burası evden uzakta. Ben bir gelip seyahat. Tekrar görüşmek üzere. İyi ayak uydurdular. Kardeşlerimin ilk kampıydı bu. Ama gerçekten adeta profesyonel gibi bana birçok konuda yardımcı oldular. Özellikle Emirhan yemek konusunda bizi çok rahatlattı. Acayip bir menemen yedim yani. Böyle. Tekrar görüşmek üzere.